Arkadaşlar, açıklamamıza başlamadan önce 3 tane duyurumuz var. Onları söyleyeyim. Ondan sonra açıklamamıza hemen geçeceğim. Birincisi, biliyorsunuz yarın Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımızın 101. yıl dönümü düzcemize ve ülkemize kutlu olsun diyoruz. İkincisi, salgınlarda görevini yaptığı sırada şiddet olaylarında ve en son geçen hafta Ankara'da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenleri, yine geçtiğimiz haftalarda Düzce'de kaybettiğimiz Gülten ve Deli arkadaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Yine son bir duyurumuz, tüm Düzce halkımızı, kamu emekçilerini 30 Kasım'da Ankara'daki geçinemiyoruz, bütçeden hakkımızı istiyoruz, mitingine davet ediyoruz. Değerli katılımcılar, değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlarım, sağlıkta dönüşüm programı sağlıksızlık üretmeye, bebekler dahil yaşamımıza kastetmeye başlamıştır. Birlikte değiştireceğiz. Sermayenin ihtiyaçları kapsamında Dünya Bankası'nın bir programı olarak geliştirilen sağlıkta dönüşüm programı 3 Kasım 2002 tarihinde AKP'nin tek başına iktidara gelmesiyle birlikte uygulanmasına hız verildi. Sağlık sisteminde bilerek yatırım yapılmamış, sağlık sistemi uygulanan politikalarla zayıflatılmış, sonra da bunun sonucunda ortaya çıkan hasta kuyrukları, ilaca ulaşma zorlukları, SSK Sağlık Bakanlığı ayrılığı gibi halkta oluşan hoşnutluklardan faydalanılmış, bu olumsuz sağlık uygulamalarının sağlıkta devrim yapılarak değiştirileceği beklentisi oluşturulmuş ve sağlıkta dönüşüm programı uygulanmasına geçirmiştir. Gelinen aşamada özellikle para için bebeklerimizin yaşamlarına kadar el uzatan bu programın toplum sağlığına yararlı olmadığı herkesçe görülmüştür. Sağlık bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti kadrolu çalışanlar eliyle yürütülür. Kamu hizmetlerinin nitelikli ve sürekliliği için bu zorunluluktur dedik. Ancak geçen süre zarfında güvencesizlik temel çalışma rejimine dönüştürüldü. Güvencesizlik durumu emekçileri sağlıksız koşullarda daha fazla sürelerde daha ucuz çalışmaya zorladı. Sağlığımız bozuldu, salgında hastalandık, öldük, depremde enkaz altında kaldık. Sağlık emekçilerinin insanca yaşayacak bir temel ücreti olmadır dedik. Ancak bizlere de ayrıtılan performans, teşvik, güvencesiz ücretlendirmeler olmuştur. Özel hastaneleri ya kamulaştırmalı ya da SGK ile yapılan anlaşmaya iptal edilmeli. Hiçbir özel sağlık kurumu ile SGK'nın bir anlaşma yapmamasının önüne geçilmelidir. Özel hastane isteniyorsa yapılabilir. Ancak herkes kendi ücretini karşılaması gayetiyle. Yönünü sermaye tekelere değil, halka ve sağlık ve sosyal hizmeti hizmet emekçilerine döndürün. Sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan vurgunları, hırsızlıkları, olumsuzlukları açığa çıkan üye ve yöneticilerimize soruşturmaktan, açmaktan vazgeçip sürgülenmeyiniz. Bizleri, biz sağlık emekçilerini dinleyiniz. Sağlık emekçileri ve halka karşı getiren bu skandaldan sıyrılmanıza izin vermeyeceğiz. Bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlıktaki özelleştirmeler ölüm getirdiği ortadadır. Bizler sadece ve sadece yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.